Hepinize iyi günler diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu Marksist teori okumaları başlığı altında yaptığımız Henri Lefebvre Diyalektik Materyalizm okumalarında 8. haftamızdayız. Yavaş yavaş ilerledik. Daha önceden söz verdiğim gibi 68 sayfa okumuşuz ilk 7 haftada. Bugün muhtemelen bu bölümü, yani birinci bölümü, diyalektik çelişki bölümünü bitireceğiz artık. Bazen soranlar oluyor, hızlanacak mıyız işte, biraz daha hızlı okusak işte, biraz daha çabuk bitirsek bu kitabı diye. Benim de genelde yanıtım olumsuz oldu. Çünkü böyle bir yavaş okumaya da ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Olumlu geri dönüşler de aldım. Kendim de aslında olumlu etkilerini gördüm bu yavaş sindire sindire okumanın üzerine düşünerek okumanın. Çünkü böyle yoğun metinlerde özellikle pek çok ayrıntıyı, pek çok kavramı göz ardı edebiliyoruz. Şimdiye kadar biz bile bu yavaş okumamızla, bu yavaş ritmimizle pek çok önemli kavramı hızlıca geçtik. Geçen haftaki fetişizm kavramı veya işte değer, değişim değeri, kullanım değeri gibi kavramlar. Biraz da aslında sonraki haftalarda zaten bu konuya daha ayrıntılı eğileceğimiz için yine onları da üstün körü geçmek zorunda kaldık. Ama her şeyin hızlandığı, böyle çok çabuk metinleri de tükettiğimiz, fikirleri de tükettiğimiz bu günlerde belki tam da bu kavramlar üzerine daha da fazla durmanın zamanı. O yüzden ben bu yavaş ritmi devam ettirmeye çalışacağım. Bugün bu diyalektik çelişki başlığının son toparlayıcı alt bölümü, öğretinin birliği başlıklı alt bölümündeyiz. Bunu özetlemek, bunun üzerinden gitmek, bunu okumak da biraz zor. Çünkü belli ki Lefebvre burada bir sonuca varmış. Bütün bu işte diyalektik çelişki bölümünü özetlemiş demeyeyim de işte oradan aldığı sonuçları buraya koymuş ve biraz da konudan konuya atlamış. Bu arada bu giderek Lefebvre'in daha çok yazma tarzına etki edecek bir şey. Çünkü daha sonraki çalışmalarına baktığımızda, gündelik hayatın eleştirisi gibi kitaplarına mesela baktığımızda, bu konudan konuya, daldan dala, işte fikirden fikire atlama yöntemine giderek daha fazla başvuracak. Evet, şimdi burada dolayısıyla geçtiğimiz haftaların da biraz özetinden aslında özetine bakma imkanımız olacak. 1844 el yazmaları ve Alman ideolojisinin diyor bize gösterdiği şey, Marx'ın düşüncesinin gelişiminin ekonomik teorinin demiş, somut hümanizmi yok etmek yerine açıklayıp belirginleştirdiği ve zenginleştirdiğidir. Yani aslında burada 60'lı yıllarda giderek daha da yaygınlaşacak olan bir teoriye, teze, hipoteze yanıt veriyor. Bu da Marx'ın gençliğinde bir hümanist olduğu, giderek bu hümanizmden uzaklaştığı ve ekonomiyi keşfettiği yönünde bir tez. Meşhur Althusser'in yapısalcı Marksizmin epistemolojik kopuş üzerine görüşlerini hatırlayalım ya da düşünelim. Marx için kitabında bunu ayrıntılı olarak anlatır. Althusser işte genç Marx, olgun Marx arasında keskin bir kopuş ve hümanizmden anti-hümanist bir düşünceye ve daha bilimsel bir düşünceye doğru geçiş. Lefebvre'e göre daha ziyade bir süreklilik var. İnsan üzerine düşünme, insanın yabancılaşması, yabancılaşma biçimleri, insan bilinci üzerine düşünme hiç bitmiyor Marx'ta. Ama evet, ekonomi ile, ekonomi bilimiyle, ekonomik olgularla giderek daha fazla karşılaştıkça bu insan üzerine düşünme, hümanizmden, somut hümanizmden bunu anlayalım. Yoksa bu işte 15. yüzyıldaki hümanizm değil ya da başka bir, yani tam olarak onu ifade etmiyor. İnsan üzerine düşünme devam ediyor. İnsanın yabancılaşması üzerine düşünme devam ediyor. İnsanın doğayla ilişkisi gibi üzerine konuları da yine yeni bir perspektiften bazen yeni sorular sorarak sormaya devam ediyor. Aslında geçtiğimiz iki hafta söylediğimiz şeyleri burada bu vesileyle 69. sayfada anlatılanlarla bir özetleyebiliriz. Hegelci mantıktan yola çıkmıştı Marx. Yani Hegel'in diyalektik ama spekülatiflikten de kurtulmayan mantığından yola çıkmıştı. Hegel'in spekülasyonuna karşı empirik verileri önemsemeye başlamıştı. Doğal, maddi insanın, o insanın bulunduğu somut gerçekliğin, somut olgularını merak etmişti. Empirik gözlemler derken bu anlamda bir işte ekonomik incelemelere ilgisi ortaya çıkmıştı. 1844 el yazmaları tam da bunun iyi bir örneği. Çünkü
hem bir Hegelci spekülasyonun eleştirisi var, hem de giderek daha artan bir iktisadi literatüre ilgi var. Tam da bu işte o soyut kategorileri, kavramları somutlukla sınama çabasını bu eserlerde görüyorduk. Alman ideolojisi de yine benzer bir şekilde bu sefer tarihin somut verilerinden hareketle o spekülasyonu bir somut zemine indirme ve oradan yeni soyutlamalar türetme çabasını görmüştük. Empirist bir yaklaşım ama bu 18. yüzyıl materyalizmi de aşıyor. Çünkü 18. yüzyıl materyalistleri, mesela Fransız materyalistleri de genellikle empirist. Evet, Marx onlardan da etkilenmiş. Kutsal aile de bunu da anlatıyor kendisi de. Ama Hegelci teori, Hegelci yabancılaşma teorisi, Hegel'in yabancılaşma teorisi, onun insan kavrayışı, faal insan anlayışı halen gündemde olunca Marx hiçbir zaman 18. yüzyıl materyalizminin çiğliğine düşmeyecek, işte mekanizmine düşmeyecek, indirgemeciliğine düşmeyecek ve insanla alakalı konularda her zaman işte insanın macerası, insanın serüveni, insanın işte dönüştürücülüğü, bu gibi konulara da materyalist bir yaklaşım geliştirecek. Ekonomi üzerine düşündükçe bu somutlama çabaları giderek daha da belirgin olacak. Ondan sonra zaten artık diyalektik materyalizm dediği dönem Lefebvre'in, yani 1850'lerden itibaren bir kere daha ekonomiyi, bir kere daha Hegel felsefesini okuyunca artık çok daha olgun bir şekilde materyalist yanı ve diyalektik yanı gayet belirgin ama idealist felsefeden de beslenen bir fikriyat, bir düşünce ortaya koyacak. Buradan zaten en baştaki meselelere tekrar bir dönme fırsatı buluyor Lefebvre. Materyalist diyalektik içeriye öncelik tanıyor. Tıpkı diyalektik mantığın, Hegel'in mantığının yaptığı gibi biçimle yetinmiyor. İçerik derken somut gerçeklikten tabii bahsediyoruz. Yani soyutlamalar, havada uçan soyutlamalar değil. Somut gerçeklikle sürekli bağlantısı olan soyutlamalar. Hatta Lefebvre diyor ki içeriğin biçimi önceliği materyalizmin bir tanımından ibarettir. Yani Lefebvre'in verdiği olası materyalizm tanımlarından birine göre demek ki materyalizm nedir? İçeriğin biçimden önce gelmesidir. Şimdi tabii içerik ve biçim kavramlarını ben genelde kullanmamaya çalıştım, yazarımız çok kullansa bile. Çünkü çok mantıksal kavramlar. Hani bir şeyin içeriği olur, işte biçimi olur. Önermenin yine içeriği olabilir, biçimi olabilir vesaire. Ama burada aslında şöyle de anlayabiliriz. Somut gerçekliğin soyutlamalara önceliği. Somut gerçekliğin soyut kavramlara önceliği. Genelleyelim, neden olmasın, somutun soyuta önceliği de diyebiliriz. Somutun soyuttan türetilmesi ama tersi değil. Materyalizm yapan bu. Ya da daha klasik, daha yaygın bir materyalizm tanımını alalım. Bilinçten önce maddenin gelmesi. Yani evet, bilinç de maddi bir zeminde ortaya çıkıyor. Evet, bilincin beyin kıvrımlarıyla, yani gayet maddi, fiziksel, biyolojik bir zeminle alakası var. Onsuz olmuyor. Ama bilincin hiç olmadığı bir dönem de vardı. Bilincin hiç olmadığı bir dünya da var. Dolayısıyla materyalizm dediğimizde biçimin içerikten, soyutun somuttan, bilincin maddeden türediği bir türediğini varsayan bir yaklaşım, bir felsefe anlıyoruz. Bunun aslında tekrar tekrar düşünülmesi gerekiyor. Şimdiye kadar aslında pek çoğumuz bu materyalizmin tarihinin önemini, materyalizmin tarihteki önemini biraz azımsadık. Daha bu sabah biraz bir araştırıyordum. Materyalizm tarihi üzerine mesela yazılan kitaplar. Halen Lange'nin 1850'lerde sanırım yazdığı ya da işte 19. yüzyılın ikinci yarısında yazdığı Materyalizm tarihi kitabı. Sadece Türkiye'de de değil, aslında bütün dünyada halen okunan kitap. Bu acı bir şey. Metafizik tarihini okuyabiliyoruz. Çok da zengin bir tarih. İdealist felsefenin tarihini adıyla sanıyla okuyabiliyoruz. Gerçekten o da çok zengin bir tarih. Ama iş materyalizmin tarihine
gelince tamam belli dönemlere dair işte tarih yazımı çabaları var. Antik çağda materyalizm işte antik çağ Yunan düşünürlerinde materyalist öğeler. Çin'de Hindistan'da materyalizm vesaire ama şöyle derli toplu bir materyalist düşünce tarihi yeniden bu aralar belki yazılmayı hak ediyor. Belki genç tarihçi arkadaşlarımız bunu yapacaklardır. Tabii bilim tarihçiliğiyle bu işte materyalist felsefe tarihçiliği de iç içe geçiyor. Onu da dikkate almak gerekiyor. Bir önemli şey de söylüyor yine 70. sayfada. Materyalist diyalektik aksiyonlar, sabitlikler ya da değişmezlikler değil, gelişim yasaları verir. Bu yine okumamızın en başlarında, bu seminerlerimizin en başlarında söylediğimiz bir şeyin veciz bir özeti. Çünkü aksiyonlar, sabitlikler, nihai tespitler, işte değişmez, gerçeğe dair değişmez bir takım işte varılan sonuçlar değil materyalist diyalektiğin yaptığı. Gelişim yasalarına dair bir fikir vermek işte gelişim yasalarının, gelişimin nasıl diyeyim gidişatına ışık tutmak. Çünkü aksiyon dediğimizde, sabitlik dediğimizde, değişmezlik dediğimizde gayet değişken olan somut gerçekliği bir noktada sabitliyoruz ve bu sabitlemenin tarih aşırı, tarih ötesi olduğunu söylüyoruz. Yani modern bilim yaklaşımlarında bu yaygınlaşmış olabilir. Empirisizmin bir sonucudur. Çünkü empirisist yaklaşım ne yapar? İşte olguların gözlemlerinden türetilen işte sonuçların genellenebilir olduğu gibi bir sonuca verir ve buralardan gerçekten sabitlemeler türetir. Ha, ondan sonra yeni gözlemler yaparak yeni sabitlemeler yapabilirsiniz. Ama bütün bu şeyin içinde aslında sürekli o gayet bir akışkan olan, gelişim içinde olan gerçekliğe bir sabitleyici bakış ve o sabitleyici bakıştan hareketle aksiyonlar oluşturma çabası vardır. Halbuki burada materyalist diyalektiğin yaptığı evet gerçeğe dair bir söz söylemeye çalışmak ama bu söylenen sözün sabit olduğu iddia edilen bir takım kavramlar üzerinden yapılmamasını da sağlamak. Buradan da hemen sonraki meseleye geliyoruz. Evet, diyalektik materyalizm o somut gerçeklikten soyutlamalar türetecektir. Ama sürekli olarak bu soyutlamalar kendi kendine ya da işte yeni somut dönüşlerle aslında tekrardan sınanacaktır. Böyle bir gereklilik var. Bu Hegel'in ya da Hegel tarzında bir spekülatif felsefenin de ya da işte günümüz bilim anlayışlarında çok baskın olan empirisist yaklaşımında yapmadığı bir şey. Çünkü bir tarafta kavramlar, işte büyük kavramlar üzerinden, diğer tarafta daha mütevazı gözlemler üzerinden sabit bazı kategoriler tarif etme ve somut gerçekliğin o karmaşıklığı ve dinamikliği ile o soyut kategorilerin yalınlığı arasındaki ilişkiyi kuramama söz konusu. Dolayısıyla ne oluyor? Sürekli her yerde kullanabileceğiniz bir takım işte tarih üstü, tarih aşırı kategorilerle baş başa kalıyorsunuz. Şimdi evet bunu zaten 71. sayfada da güzel bir şekilde anlatmış. Kategoriler ve kavramlar gerçek içeriğin işlenmesi, somut varoluşun özgürlüklerinden meydana gelen uçsuz bucaksız kitlenin sadeleştirilmesidir. Tekrarlıyorum. Gerçek insanın kendi oluşu, gelişimi ve canlı içeriği konusunda edinebileceği yüksek bilinçtir demiş diyalektik yöntemi. Kategoriler ve kavramlar gerçek içeriğin işlenmesi, somut varoluşun özgürlüklerinden meydana gelen uçsuz bucaksız kitlenin sadeleştirilmesidir. Yani evet kategoriler ve kavramlara bizim ihtiyacımız var. Bu uçsuz bucaksız ve devinim halindeki somut gerçekliği anlamak için ama bunların sadeleştirmeler olduğunu da hatırlamamız her zaman gerekiyor. Dolayısıyla gerçekliği kategoriden, kavramdan türetmiyoruz. Kategoriyi kavramdan türetiyoruz ve her seferinde bu dinamizmi de hatırlamamız gerekli. Bu aslında mantığa yeniden hakkını verme çabasıdır da.
ilk seminerlerden birinde hatırlayın Aristoteles mantığından bahsetmiştik. Ve Aristoteles mantığının Aristoteles sonrasında sadece bir boyutun sonraki nesillere kaldığından bahsetmiştik. Yani Aristoteles'in mantığı bir kategoriler bölümü de içeriyordu ya da kategoriler kitabı da içeriyordu. Yani varlığa dair en genel kavramlar, yani bir bütünlüklü bir bakış vardı Aristoteles mantığında. İşte birinci analitikler, ikinci analitikler derken işte tanım mantığı, kıyas mantığı, işte daha sonra işte diyalektik yani tartışma metotları bütün bu konularda içeriyordu ama mantık zamanla çok da yeni bir şey değil bu orta çağdan itibaren aslında. İkinci analitiklerden ibaret bir şey haline gelmişti ve formelleştirilmişti. Burada mantığı içerikle, somut gerçeklikle, o somut gerçeklikten türetilen kategorilerle düşünme çabasını yeniden görüyoruz. Ve Hegel'in de yaptığı bu çabaya ek olarak Marx, Lefebvre ve diğer Marksistler ne yapıyorlar? O kategorilerin tıpkı somut gerçeklik gibi canlı, dinamik olduğunu da hatırlıyorlar. Şimdi gelelim bu diyalektik yöntem nerelere uygulanıyor sorusuna. Burada son birkaç sayfada önemli, yoğun ama çok önemli bazı paragraflar var. Mesela 72. 73. sayfalar. İnsanı inceliyoruz tabii ister istemez ve insanın içinde bulunduğu bir somut gerçekliği inceliyoruz diyalektik bir inceleme yaptığımızda. Ve tabii ki esas ilgimiz bugün şu an var olana dönüyor. Hatırlayın Marx da ne yaptı? 19. yüzyılın işte 1840'lı yılların mesela proleterini inceledi. Yabancılaşmadan bahsettiğinde Marx bir sanayi emekçisinin, sanayi işçisinin yabancılaşma biçimlerinden bahsetti. Ama Marx bununla yetinmedi hatırlarsanız Marx ve Engels. Geçmişe döndü. Üretim biçimleri analizi yaparak işte insanlığın, insanların tarih içindeki çeşitli dönemlerinden bahsetmeye çalıştı, bahsetti. Lefebvre de tam da bunu söylüyor. Analizin modern sanayi toplumuna ışık tutabilmesi için daha eski toplumlara da dönmesi gerekir. Analiz bu toplumları mevcut somut bütünlükle ilişkileri içinde tespit eder. Yani şu an burada olan ile yetinmememiz ve tarihsel boyutu da güçlü olan bir inceleme yapmamız gerekiyor. Tam da bu nedenle diyalektik materyalizmin sahası bugünle sınırlanamaz. Bütün sosyolojiye yayılır, bütün işte tarihe yayılır diye bunu okuyalım. Demiş. Yani kapitalizmin, bugünkü kapitalizmin veya neoliberalizmin analizine ve eleştirisine saplanıp kalmış durumdayız biraz da günümüzde. Ama sürekli olarak biz bugünü iyi anlamak için gerçekten tarihi de, tarihsel süreci de, nereden geldik, nereye gidiyoruz sorusunu da sürekli olarak tekrar tekrar sormamız gerekiyor. Tam da bu nedenle kapitalizm öncesi toplumlar üzerine düşünmek, işte kapitalizme geçişler üzerine düşünmek basit bir tarih jimnastiği anlamına gelmiyor. Günümüz toplumunda anlamının gereği şeyine geliyor. Bu tabii bizler için önemli bir konu. Çünkü Türkiye'de mesela 1960'lı 70'li yıllarda geçiş tartışması yapılıyordu. İşte Osmanlı toplumu neydi diye, feodal miydi, Asya tipi üretim tarzı mıydı diye tartışmalar çok yapılıyordu. Giderek sönümlendi bu tartışmalar. Yapanlar halen var, onları tenzih ediyorum. Ama buna karşılık işte Osmanlı toplumsal yapısı, kapitalizme ne zaman geçildiği gibi konularda çok fazla tartışma yapılabilecekken, uluslararası Marksist literatürde pek çok katkı yapılmışken bu konuda, Türkiye'ye bunun yansımaları son derece sınırlı. Bunu da yine bence ilerleyen zamanlarda belki telafi edilecektir. Şimdi bunun dışında Lefebvre'in söylediği bir de çok önemli bir şey var. 73. sayfada birden karşımıza çıkıyor bu. Doğa alanında da biz diyalektik, materyalist yöntemi kullanarak incelemeler yapabiliriz ve yapmalıyız. Yani diyalektik yöntem dediğimiz şey sadece toplum incelemeleri için değil, doğa incelemeleri için de mümkün ve gerekli bir yöntemdir. Önemli bir konu bu. Çünkü bu 1920'lerden beri tartışılan bir konu. Diyalektik doğaya uygulanabilir mi? Doğadaki bir diyalektikten bahsedersek eğer biz toplumdaki olguları da doğadaki olguların bir iz düşümü olarak görme tehlikesine mi düşeriz? Bir işte nasıl diyeyim doğal indirgemeciliğe, biyolojik indirgemeciliğe, aşırı nesnelciliğe mi düşeriz? Diyalektik
yöntemi doğallaştırır mıyız? Böyle bir tehlikeden bahsediliyor. 1920'lerden itibaren. Ve öyle bir şey de oluşmuş durumda ki burada mesela Lukács'ın gençlik dönemi eserlerinin de bir etkisi vardır burada. Bence biraz da onun bir belli bir tür okumasının bir etkisi var. Doğadan biz bahsedersek eğer materyalistler, Marksistler olarak ister istemez mekanik materyalizm tuzağına düşecekmişiz gibi bir kaygı da ortaya çıkmıştır. 18. yüzyılın mekanik materyalizmi hortlayacaktır diye bir kaygı. Lefebvre bunu yapmıyor. Evet, doğa da hareket halinde tıpkı toplum gibi ya da toplum hareket halinde tıpkı doğa gibi hareket halindeki bir bütünlüğün analizi ise, incelemesi ise eğer diyalektik. O zaman topluma olduğu gibi doğaya da bizim bunu uygulamamız gerekli. Ha, bunu söyledikten sonra şunu da ekliyor. Doğa bilimleri özgüldür. Yani doğada kullandığınız yöntemleri aynen toplumda uygulayamazsınız. Doğadaki olguları aynen toplumda bulamazsınız. Doğadaki diyalektikle toplumdaki diyalektik arasında da farklar olması gayet muhtemeldir. Bunu da dikkate almamız gerekiyor. Ve buradan hareketle doğanın diyalektiğini yazma çabası sadece Engels'in çabası değildir. Aynı zamanda Marx da Kapital'de birinci cildin bir yerlerinde bunun önünü açmıştı da diyor. Nedenlerini de biraz burada anlatmış 73. 74. sayfalarda. Evrenin bağrında bir karşılıklı bağlılık vardır. Materyalist diyalektikçi bu karşılıklı bağlılığa baktığında bu bir karmaşa, kaos değildir. Bir yapısı olan, işte geçişkenliklerin olduğu, kurallılıkların olduğu, kuraldan sapmaların da bazen işte kurala eklemlendiği tam anlamıyla işte çelişkili bir gelişmedir. O yüzden bir diyalektikçi, diyalektikle şeye yaklaşan, doğaya yaklaşan bir materyalist tam da bu karmaşık görünen bazı ya da aşırı düzenli görünen bu doğadaki karmaşa içindeki düzeni, düzen içindeki karmaşayı yani diyalektiği tespit edebilecektir. Dolayısıyla biz dünyanın bütünlüğü üzerine dünyaya diyalektik bir bakışla fikirler edinebiliriz. Burada aslında pozitif bilimler alanında çalışanlara da bir çağrı görmek mümkün. Ve bütünlük üzerine düşünmek, empirisist ya da empirik gözlemlere kendimizi sınırlamadan doğa araştırmaları yapmamız da mümkündür. Korkmayın diyor Lefebvre. Bütünlük üzerine doğanın bütünlüğü, dünyanın bütünlüğü, belki ontoloji, işte doğal ontoloji, yani doğal varlığın ontolojisi gibi konularda inceleme yapmak, bir tespit yapmak sizi işte kötü anlamda hegelci yapmaz. Size işte her yerde bir Geist'ın izini arayan bir metafizikçi işte ya da yeni metafizikçi yapmaz. Her gerçeklik bir bütündür demiş Lefebvre. Toplumsal gerçeklik bir bütün, doğal gerçeklik de bir bütün. Toplumun ve doğanın oluşturduğu bu genel ontolojik gerçeklik de bir bütün. O yüzden biz bunu tam anlamıyla parçalara bölüp ayıramıyorsak diyalektiği de bir şekilde buna uygulamamız anlaşılabilir. Gerçeklik doğadır demiş. Verili içeriktir ve toplum incelemesi yaparken de aslında bizim bu doğal varlıktan azade bir inceleme yapmamız da tam mümkün değil. Çünkü toplum olarak da biz doğadan bütünüyle kopmadık diye okuyabilirsiniz bunu. Biyolojik varlığımızı da koruyoruz. Dönüşmüş, değişmiş ya da üzerine bir şeyler eklenmiş bir şekilde. Ve dolayısıyla toplum alanındaki bir diyalektikte doğadaki o bütünlüğü, doğadaki süreçleri görmezden gelmeyecektir. Buradan sonra zaten yavaş yavaş artık bir sonlara da ulaşmaya başlıyor Lefebvre'in anlatısı. ...75. sayfada mesela varlık, doğa önceliklidir. Ya bakın materyalizm tanımına bir ikilik daha ekledi. Yani bilinçten önce madde geliyordu. Yine bilinçten önce doğa geliyor. Yani madde, doğa. Aslen varlık yani doğa öncelikli olduğu halde insanın gözünde asli olan bilinçtir. Daha sonra ortaya çıkmış olan öğeye insan tarafından ve insanın gözünde daha üst bir değer atfedilmiştir diyerek aslında pek çok filozofun içinde bulunduğu
durumu ya da işte pek çok filozofun tutumunu anlatıyor. Çünkü bilinç zamanla ortaya çıkmış, tarihsel olarak da işte pek çok başka şeyden de. Günümüzde de yine bilincimizi toplumsal olgulardan, doğal olgulardan hareketle yine sonradan gelişiyoruz. Hani Hegel bile bunu söylemişti değil mi? Minerva'nın, baykuşunun sonradan uçması. Yani iş işten geçtikten sonra bizim kavramsallaştırmalar yapmamız Hegel gibi idealist bir filozof tarafından bile teslim ediliyor. Ama unutuyoruz bunu. Bilinç üstündür diyoruz. İşte insanlar olarak bizim ayırt edici özelliğimizin bilinç olduğunu düşünüyor ve bilincin aslında sadece insanlarda değil her yerde bir şekilde bir yerlerde bulunabildiğini de iddia edebiliyoruz ve bir noktadan itibaren artık bir bilinç, bu tanrısal bir bilinç de olabilir, doğaya içkin bir bilinç de olabilir, başka bir şey de olabilir. Bu maddeyi de yaratmıştır diyebiliyoruz. Yüzyıllardır söylenen şey değil mi? Aslında pek çok metafizik yaklaşımının, idealist felsefenin temelinde yaklaşan bir, yatan bir yaklaşım. Diyalektik materyalizm insan varoluşunu gerek dışsal varoluşa tabi kalarak dışarıdan, gerekse tek yönlü bir öğeye ya da ayrıcalıklı ve belirleyici kabul edilen kısmi bir deneyime indirgeyerek içeriden sınırlandıran öğretilerin karşısına çıkarılır. Karmaşık bir cümle. Parçalarını ayıralım. Diyalektik materyalizm bazı yanlış yaklaşımların bir muadili. Mesela hangi yaklaşımların? Bu yaklaşımlardan bazıları insan varoluşunu dışsal varoluşa tabi kalarak dışarıdan sınırlıyorlar. Yani diyalektik materyalizm ise insan varoluşu doğa içinde bir varoluştur. Doğadan belki ayrışmış ama doğayla bağlantısını sürdüren bir varoluştur. Ama dışsal bir bilince tabi değildir diyor mesela. Aynı şekilde doğanın da bütünüyle tek yanlı belirlenimi altında değildir. Çünkü bilincimizde biz doğada da değişimler, dönüşümler yapıyoruz. Ya da tek yönlü bir öğe ya da ayrıcalıklı ve belirleyici kabul edilen kısmi bir deneyime indirgemek de yine yanlış bir şeydir. Ve diyalektik materyalizm bunun da bir muadili. Mesela insan varoluşunu ekonomiye de indirgemiyor. Ekonomiye verdiği bütün öneme rağmen, üretime verdiği bütün öneme rağmen tek yanlı bir şekilde insan varoluşunu açıklamıyor diyalektik materyalizm. O yüzden yine her gerçeklik bir bütünlük madem, bu bütünlük içindeki belirlenimlerin karmaşıklığını teslim ediyor. Bu karmaşıklık içinde somut maddi gelişim, işte iktisadi gelişime bir özel bir önem veriyor, öncelik veriyor. Çünkü o ilişkiler, en temel ilişkiler insan söz konusu olduğunda. Bundan hareketle de işte analizini yapıyor, tespitlerini yapıyor diyalektik materyalizm. Ondan sonra zaten daha önce söylediğimiz bazı şeylere tekrardan geliyoruz. Ha bu arada diyalektik materyalizmin ortaya koyduğu hiçbir ifade nihai olamaz. Evet, soyutlamalar yapıyoruz. Somut insanın karşısına çıkan problemlere biraz birer çözüm ifade ediyor bunlar. Ama somut insan macerasına devam ediyor. Doğa da hatta macerasına devam ediyor. Değişmeye, dönüşmeye devam ediyor ve biz yeni somut soyutlarımızı işte o değişen somut karşısında, o somut karşısındaki bizim bilgimiz üzerinden geliştirerek yeni soyutlamalar da ortaya koyuyoruz. O yüzden evet, diyalektik materyalizm ifadeler ortaya koymaya çalışıyor, soyutlamalar ortaya koyuyor. Ama bu ortaya konan soyutlamalar, ifadeler de nihai olmuyor ve sürekli olarak somutlukta sınanıyor. Bütün bunların olup bittiği yerde praksis, gerçek hayat denen şey, Lefebvre göre gündelik dilde, yani o spekülatif yaşamdan ya da işte yaşam kavramından çok daha farklı, sürekli olarak o devinim halinde gelişen hayat. Ve bu hayattan hareket ediyoruz biz diyalektik materyalistler olarak Lefebvre göre. Hem çıkış hem varış noktası bu, çünkü bu gerçek hayattan hareketle kavramlarımızı üretiyoruz. Biz de o gerçek hayatın içindeyiz kavramları üretirken, bunu hiç unutmuyoruz. Üretilen kavramlara tam da bu nedenle bizim gibi başka insanlar tarafından üretildikleri için bir işte uhrevi bir özellik atfetmiyoruz. Onları da sorgulamaktan vazgeçmiyoruz. Ve dolayısıyla bu gerçek hayatla o ürettiğimiz kavramlar arasındaki ilişkileri sürekli olarak tekrar kuruyoruz. Tam da bu nedenle bu dinamizm sayesinde diyalektik materyalizmin gelişim, değişim, hareket algısı basitlikten uzak, mekanizmden uzak,
mesela kimi yazarlar bir düz çizgi halinde bir oluş şemasından bahsediyorlar. Klasik 18. 19. yüzyılın daha işte mesela Condorcet gibi düşünürlerinde de karşımıza çıkan ilerlemeci tarih anlayışını düşünelim. İşte sürekli olarak bir şekilde iyiye giden, bir dönem işte Orta Çağ boyunca 1000 yıl kötüye gitse bile yine de iyiye gidişini sürdüren bir çizgisel gelişme anlayışı. Bazen çöküş olarak da anlatılır. Sürekli kötüye giden bir tarih. Veyahut Hegel'de olduğu gibi sürekli o üçlemelerle ilerleyen bir aslında Hegel'in hiç sevmediği türden bir mekanizme kaçan bir şematizm. İşte eski çağ, orta çağ, yeni çağ. İşte böyle üçlemeler Hegel'in tarih felsefesinde çok fazla vardır. Diyalektik materyalizmde ise statik bir zaman tasarımının yerine canlı ve elle tutulur bir ardışıklık kavramı, ortadan kaldıran ve yaratan bir eylem kavramı geçer. Öyle olunca bu eylem ele avuca sığmayacaktır. Evet, biz onu bir zamansallık içinde takip edebileceğiz. Evet, bir yol alma olarak tarihi okuyabileceğiz. Ama bu tek bir çizgi üzerinden takip edebileceğimiz, kompartmanlara bölebileceğimiz bir tarih olmayacak. Lefebvre burada bunun aynısına girmiyor belki ama çok sayıda gelişme çizgisinin üst üste bindiği, dolayısıyla insanlığın tek bir yürüyüş macerasının olmadığı ve çok katmanlı bir ilerlemesinin olduğu bir tarih anlayışı ve diyalektik materyalizm tam da böyle bir tarih anlayışını geliştiriyor Lefebvre göre. Evet, böylece 77. sayfanın da sonuna gelmiş oluyoruz ve 1. bölümümüz de tamamlanmış oluyor ve önümüzdeki haftadan itibaren insanın üretimi başlıklı 2. bölüme geçeceğiz. Bu bölüm diğerinden biraz daha kısa. Tabii ki yine yoğun. Ama geri kalan haftalarımızda yine alt başlıklar üzerinden de ilerleyerek bu şeyi bu bölümü de ele alma fırsatımız olacak. Ve geçtiğimiz haftalarda bazen işte hızlıca geçtiğimiz ekonomi, değer, emek gibi konulara da ya da praksis gibi konulara da daha ayrıntılı değinme fırsatımız olacak önümüzdeki haftalarda. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum.